Merhaba herkese haftalar. Emlak konut günlük grafik. Emlak konutta grafik tekrar yukarı doğru toparlandı. Geçen hafta e, 2.40 civarları e, direnç olabilir diye anlatmıştım. Yani <laughs> bakayım şöyle. 3 şuradaydık geçen hafta değil mi? 7 Ocak olması lazım. E, nerede kapatmışız? 2.34'te. E, 2.46'ya kadar. 2.47'de bir direnç çizgisi var. Oraya kadar bu hafta uzadı, tırmanışına devam etti ama bir miktar bu alanda sıkıştığını görüyoruz EKGYON'un. Yeni haftada 236, 232 bu alan takip edilebilir, ee, özellikle bu alanın altına. Şimdi 236 aslında yani kısa vadeci için en makul alan takip edilebilecek altında bir kapanış veriyorsa kısa vadecinin burada biraz dikkat etmesi gerekebilir Çünkü arkasından 232 229 destekleri var en nihayetinde buralar kırılırsa akım biraz daha aşağı yönlü dönme ihtimali var orada 2 bu 47 50 diyelim bakın biz buna yani 47'ye ben çizdim 46'da direnç oluştu yani bir kuruşun çok önemi yok orada ama 50 dersek o davranışsal da bir şey olabilir elde hedef olabilir Onun için ben direnci ke yuvarlıyorum onu söyleyeyim 2.50 de yukarıda takip edilir yani kapanış alırsak çok bu iş böyle uzamazsa daha da fazla bir iki kapanışı orada bir 262 75 dirençler var hareketi biraz daha yukarıya doğru götürebilir taşıyabilir Dolayısıyla iki elde burada takip edilmesi gereken bana göre kırılması gereken de en önemli direnç kısa vadede ki bu kararsızlık Son bulsun yani bakın burada bir kararsızlık var. E, alınıyor, satılıyor. 2.53 alınmış şimdi mesela e, Cuma kapanışında değil mi? Şu arada görüyorsunuz. Hani gün içinde de var hareketler ama bir türlü tutunma mevcut değil. Yani bu tutunmanın sağlanmadığını bize iki elinin kırılımı gösterir açıkçası. 58 say yani pozitif bir alana doğru ilerliyor. Göstergeler güzel yani maktiğe baktığın zaman o da Pozitif kalmaya devam ediyor ki Cuma günkü kapanış göstergeleri poz, düzeltmiş yani. E, neredeyse çok sıkıntılı bir hale geliyorlarmış. Biraz da hacimli olmuş Cuma günkü e, işlem. Ya, hacimli bir alıcı var orada. Artı 2.53'ü sağlayan. Hani o, o anlamda iyi olmuş. Biraz da düzeltmiş. Pozitif göstergeler. Orada herhangi bir sorun e, gözükmüyor baktığım zaman. Bunların dışında dikkat edilecek bir şey e, zannediyorum yok. Herkese iyi akşamlar